başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşıma. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Harika. Bu mekanlar tam filmlikmiş Yılmaz. Ben sana dedim abi, roman filmi çekeceksen en kral mekan burası. Şu mekanların güzelliğine bak. Mekanlar yaşıyor resmen. Beğendin mi abi? Ya beğendin ne kelime, bayıldım. Filmimi burada çekeceğim. Ben senin senaryonu okur okumaz anladım abi. Senin filmin ancak Cennet Mahallesi'nde çekilir. Merhaba. Ne oluyor be? Şu evi de çek abi. Allah Allah. Vallahi çok güzelmiş. Selim, dün gece bir rüya gördüm. Çok güzeldi lan. Hayırdır inşallah Fatoş'um, ne gördün? Şimdi rüyamda sen beni gelip babamdan isterdin. Babamla sevenleri ayırmak günahtı deyip beni sana verirdi. 40 gün 40 gece düğün yapardım. Çok şükür değil mi lan? Hakikaten çok şükürmüş. Yanlışım varsa düzelt Fatoş ama bu nevi güzellikler ancak rüyalarda olur be. Gerçekte istesen baban vermez ki seni bana. Ya niye vermesin lan? Verir verir. Sen yeter ki bir iste. Vermez. Hem ne demişler? Rüyaların tersi çıkarmış. Rüyanda baban verdiğine göre demek ki gerçekte vermeyecek. Ya madem vermeyecek o vakit niye isteyeyim değil mi? Lan madiden bahane üretip durma lan tırsak şopar. Sen gel yeter ki bir iste bakalım ne diyecek. Peki hadi o zaman yürü. Ay! Yunus baba kahvededir şimdi. İsteyeceğim seni babandan. Lan şaşkolos. Takım çantası istenir gibi kız istemeye gelir mi hiç? Al ablanı, al sultanı. Bir de en kralından lokum alıp akşam eve gelin edebinizi isteyin. Doğru. Tamam öyle yapalım o zaman. Hadi. Aş öyle. Aslanım benim be. Millet. Mahallede ne olur böyle be? Ne oluyor Yunus baba ya? Şu ileride 4 kişi ellerinde kamera elmleri çekip dururlar. Turisttir onlar. Nerede eski püskü bir şey görseler çekerler zaten. Ya deli deli konuşma Muharrem abi ya. Turist bu mahalleye ancak yolunu şaşırırsa gelir ya. Rıza haklı. Bunlar kesin kadastrocu. Niye çeksin be kadastrocular? Ne bileyim. Yol mu geçecek acaba burada? Yıkılacak gece konduları mı tespit ederler kamerayla? Dur bakalım. Çıkar kokusu yakında. Doğru. Dur bakalım. Gene kabul etmiyor. Bu sefer sadece annem değil. Yengem, teyzem, anneannem. Allah Allah. Yani, ah. Yani onlara ulaşmaya kız çalıştım defalarca. Kız Sultan, evet, görürsün Miki. Ne dramlar yengem yaşanır kızım. Ne aileler parçalanır. Ahan da işte. Yani ben annemle... Aman be ana ya. Bizim derdimiz kendimize yetmezmiş gibi. Bir de bunları izleyip dertleniriz ya. Üzbe. Kapımıza gelmedi, seni öldürür, seni yakar. Ne var ulan? Şey,
Müsaade varsa bir maruzatım olacaktı abla. Buyur söyle, seni dinlerim. Kızmayacaksın ama. Yok. Ne? Lan ben. Pempe. Bir şeye kızmayacağım. Mümkün müdür lan bu? Ama sen haydi gene söyle. Ben derim ki... Bu akşam Allah'ın emri peygamberin kavliyle fatuş istemeye gidelim mi be abla? Sen ne dersin şimdi sen? Şimdi Allah'ın emriyle seni bir dizin göbeğim burasını sorun. Dur kız, çık kızım, çekil şuradan kız, dur. Demek sen Yunus'un kızını istersin ha? Sana al Yunus'un kızını. Ya sana al. Ya lan be, delirdin mi? Kız sen ya, sana karım, delirdin kız sen bana. Ya vurma ya. Sizin aklınız alır mı? Ben gideceğim de Ayat Yunus'un kızını sana alacağım. Töbe töbe. Bana ne ya? Ben Atık'ın evlenmek isterim. Senin başına mı vurdu ha? Evlenip ne yapacaksın? Ahan da işte kadın programlarını izlemez misin? Herkes evlendiğine bin pişman kotur orada. Bana ne onlardan ya? Ben Fatoş'la mutlu olacağım kardeşim. Ay Fatoş der, Fatoş der, Fatoş der be. Ay Selim dayı baklı ana. Baklı be. İstemeyeceksin ulan Fatoş'u o kadar. Boşuna nefesinizi tüketmeyin ha. Kız çekil ha. Bir dakika. En bak. Fatoş bizim eve gelirse eve daha çok para gelir. Daha sözlükten kazandığı bütün parayı da sen alırsın. Ay canım benim be. Kız şunu daha evvel niye söylemedin? Boşuna ben olanın başını kırdım. Kurban olsun ablası. Canım. Ulan öpeyim de. Geçsin. Ay acımadı değil mi canı? Haydi ne durursunuz? Gidelim de kızı isteyelim. Kız anam, dinin imanın para değil. Parayı duyunca nasıl da fikrin değişti? Kız tübe de. Vallahi bak ben parasında değilim. İsterim ki bu Selim canım benim sevdiğine kavuşsun ha. Kız Fatoş'un payına iyi para düşer miydi? Ne kadar düşerdi mesela? Ne gülersiniz ulan? Benimki sadece meraktır ha. Zaten insanın başına ne gelirse değil mi oğlum, meraktan gene meraktan gelirmiş derler. Bilirim bilirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, Afeti Devran Pembe Hanım. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz be? Yunus'cum, ex aşkım. Seni de bildiğin gibi biz şükür yol yoldan biliriz ha. Hem bu mahalledeki bütün yollarda düner dolaşır bu eve çıkar. Yalakalık yapmaya başladığına göre kesin bir şey isteyecek. Na şuraya yazıyorum. Ya dalga geçmeyin gacıyla. Buyur Pembe, gel otur şöyle. Sağ ol canım benim. Sağ ol canım. Gitti milyarlık mobil. Bu her zaman olmuyor canım. Bu bizim sultanı istediğimiz lokum. Ay üstelik içinde 5 tane de eksiktir aman. Pembe gacısı Muharrem'den cimri be. Lokuma para verir mi hiç? Yok be, vallahi yeni aldık. Lan ben size lokumun kağıdını değiştirin yoksa çakarlar demedim mi? Unuttum vallahi abla. Lokum zıkkımlanmaktan. Fırsat bulamadım desene lan hindi. Öt bakalım dişi terminatör. Niye geldin? Yunus'cum bak canım ex aşkım. Şimdi biz deriz ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ferhat'ı sultanı istersiniz ha? Ferhat'ı sultana. Sıpasın ya, aklımı karıştırsın sen benim, bir başka bir şey diyecektim. Hemen kızma be Pembe abla ya. Of. Belki arada kazayla biz de çıkarız dedim. Ferhat'ı sultana değil. Fatoş'u Selim'e isteriz. Ne oldu? Sarayım mı yoksa burada mı alırsınız? Lan dalga geçmese. Verir misin, vermez misin onu söyle. Veririm. Veririm vermesine ama... Aması nedir lan? Ama bir şartım var. Şartın mı vardı? Nedir lan senin şartın? Sen de sultanı Ferhat'a verirsen veririm. Allah yaşa be baba.
Lan bana bak. Sen öyle zor bir şey istersin ki Avrupa Birliği bile Türkiye'de böyle zor bir şey istememiştir değil mi canım? İşine gelirse al Fatoş'u ver sultana. Veririm ben sana. Alır mısın? Deyip gitme canım, ileride lazım olur. Aman bir an. O zaman ben de Fatoş'u vermem. Sen kızını benim oğluma vermezsin de ben niye kızımı senin kardeşine vereyim? Vermez. Lan sen gözünü aç da bak. Şu benim kainat güzeli kızımla senin bu kavun güzeli kızın aynı değerde midir? Bu ikisi iç takas yapılır mı? Ay cadı karı, ne olacak? Takas yapılamaz diyorsun yani. Tamam. Üstüne bir de plastik leğenle mandal takımı vereyim, fit olalım. Ne dersin pembe? Sana. Önde gideni derim sana. Kırarım seni kafacağızını. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ulan Pokemon kılıklı karı. Elimde kalacağım lan. Gene misiniz be? He? Gene misiniz? Aşk olsun komiserim. Bizi gördüğünüzde hiç sevinmemiş gibisiniz. Şahsen çok alınırım ha. Ne demek? Çok sevindim sizi gördüğüme. Zaten hasretinizden yanıp tutuşuyordum. İyi ki geldiniz. Ha şöyle. Ben bilirim bizi çok sevdiğini. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Dalga mı geçiyorsun be? Niye kavga ettiniz? İznin olursa orasını da ben anlatayım. Anlat kızana. Şimdi komiserim, biz bu dangalağın evindeydik. Burada dangalak Yunus mu oluyor? Vallahi helal olsun. ...deyince nasıl da şıp diyebildiniz. Gerçi hemen anlaşılmayacak gibi değildir bu dangalak. Cadı karı, dişi terminatör. Sulandırmayın bunu be. Geç anlatın. Şimdi lafın yekini şudur komiserim. Pembe ablalar bizim Fatoş'u Selim'e istediler. Kıyamet de ondan koptu ha. Kardeşim. Sultanı Ferhat'a isterken çıkan kavgalar yetmedi de... ...şimdi de Selim'le Fatoş'un kavgası mı başlıyor? Ulan kurtuluş yok mu sizden be? Ne Aliş'le Ayşe var komiserim. Onları evlendirmek için inşallah kavga edip size geleceğiz. İnşallah. 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 Hakikaten bu kabus kolay kolay bitmeyecek galiba. Çıkın lan dışarı. Çıkın. Defolun. Defol beni. Hadi. Komiserim hayırlı işler. Hayırlımızı bilir komiserim. Çek. Komiserim, affedersiniz. Bana bir şey sorabilir misiniz? Ne demek? Hani hep ben size sorardım ya, şimdi siz bana sorun. Hayır, sormuyorum. O zaman ben size bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Teşekkür ederim. Bir çay iç dayı, bir sinirin yatışır. İstemez, içmeyeceğim. Bana bak. Ne olur lan sana. Otospiki alırım, seni cebine sokarım. Kime lan seni bu afra tafra? Sence kime? Yoksa sultana mı lan? Tübe tübe. Sultan sana ne yaptı? Hayatım abla, sana tabii ki. Lan nankör kedi. Senin için gidip kız istedim. Daha ne yapayım? Abla, bilmezden gelme. Yunus baba gül gibi kızını benim gibi verir de sen niye sultanı Ferhat gibi bir delikanlıya vermezsin? Dayım haklı valla. Bastır dayı. Sonuna kadar arkadayım he. Sultanı verseydin ben de şimdi Fatoş'la evlenmiş olacaktım. Tabi tabi. Teyze bir tekerlekleri olsaydı o da minibüs olurdu. La Selim sen kendi ağzınla be salam dersin. Adam durup dururken sana niye kızını versin şimdi? Bu sefer de adam haklı. Vermezse ben de gider Fatoş'u kaçırırım. Aslan dayım be. Kim tutar seni be? Yürü be dayı, kaçır Fatoş'u. Kaçıracağım tabii. Lan bana bak. Sen Fatoş'u kaçıracağım diye. Bak iyi dinle beni. Keçileri kaçırma da Allah'ın dangalağı. Görürsün siz. İyi geceler. Lan sen hangi yüzle geldin buraya? Kızımız yok demedik mi sana? Meraklanmayın. Ben kızı istemeye gelmedim. Ya niye geldin? Anladım ki bu iş olmayacak. Fatoş'tan ayrılmaya geldim.
Bundan böyle o kendi yoluna, ben kendi yoluma. Lan aferin, ne akıllı laflar edersin. Ferhat, sen kavga sırasında bunun kafasına falan mı vurdun da aklı başına gelmişsin? Lan tüh seni kalıbına be Selim. Lan sen nasıl aşkından vazgeçersin lan? Bak bana, 40 kere istedin sultanı. 40 kere geri çevirdi abla. Ama vazgeçtin mi aşkından? Aşk var hikaye be Ferhat'ım. Yanlışın varsa düzeltin. Tüh sana kansız. Bakma sen ona, alışır zamanla. Müsaade varsa Fatoş'la son bir kere konuşabilir miyim? Ayrılık konuşması yapacağım da. Tabii canım. İstersen biz hepimiz dışarı çıkalım. Siz burada rahat rahat konuşun. Dalga geçme be garibende. Aman git konuş lan. İçerki odadadır. Gıcık. Fatoş. Ne var lan? Nasıl gelirsin buraya? Elveda Fatoş. Buraya kadarmış her şey. Seni kaçıracağım Fatoş, haberin olsun. Ne dersin lan sen? Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi aşkın da sonu gelmiştir. Aşk şöyle. Aferin, delikanlı adammış bu Selim be. Ne dersin, kaçacak mısın benimden? Lan zaten 2 gram aklım var. Onu da iyice karıştırdım be. Ali, sevmeden ayrılmaya gelmiştin. Ben senden ayrılabilir miyim Fatoş'um? Ay. Ölsem bile aynı mezarda olmak isterim seninle be. Ayrılmak en iyisi. Ayrılalım. Artık bu böyle süremez. Lan bir karar versen de, bir öyle dersin bir böyle dersin. Hangi lafına inanacağımı şaşırdım. Ben onları kandırmak için bağırırım, anlamadın mı? Aa, öyle mi? Demek hala seversin beni lan. Artık sevmem seni Fatoş. Boşuna gözyaşı döküp beni kararından vazgeçirmeye çalışma. Biz düşman ailelerin çocuklarıyız. Sizinle barış karış olamayız. Ah. Kavuşamayız. Aferin lan. Yazık oldu çocuklara be. Vallahi yazık oldu. Vah vah. Hoşça kal. Cehennemin dibine kadar yolun var. Zaten ilk sevmezdi seni. Hakikaten hiç sevmedin mi beni Fatoş? Lan ben de numara yaparım, anlasana. Aa doğru. Senin saf ve temiz duygularına oynadın der. Oh, ya Selim'e kansız diyorduk. Fatoş da kansız çıktı ya. Lan zırt diye birbirlerine sattılar ya. Yok öyle demeyin be. Kederlerinden ne dediklerini bilemez ikisi de. Ah garibanlarım, ah. Öyle olsun. Hoşça kal. Esas sen hoşça kal. Gece saat 1'de kapınızın önünde bekleyeceğim seni. Tamam tamam, bekleyin. Tamam o zaman, bekleyeceğim. Aa, bekleyeceğim ben. Ne beklemesi be? Aman aklı başında değil ki garibinin. Ne dediğini bilemez işte. Ne beklemesi be? Dilim sürçü be Fatoş'um. Beklemeyeceğim yani seni. Sen de beni bekleme. Evlen, mutlu ol. Bir oğlum olursa adını düzeltti. Selim koy. Hoşça kal. Şimdi bakalım şey mutlu olsun. Pembeye boyun. Kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettim. İyi geceler. Ay iyi geceler garibim benim. İyi geceler be Selim. Allah Allah. Ah canım evlatlarım benim. Ne bakarsın? Hadi yatalım artık. Yat, hadi yataklara. Acaba ben orada şeyleri getirip çarşafları da. Aşkım, adım gibi emindim geleceğinden. Şşt, yavaş bir duyacaklar. Nereye kaçacağız şimdi? Bizim eve. Dalga mı geçersin sen benimle? 2 adımlık yer orası. Sabah hemen yakalarlar bizi. Bak orasını hiç düşünmemiştim. Neresini düşün lan peki? Aslında hiçbirini düşünmedim. Gariban kuşun yuvasını Allah yapar deyip çıktım evden. Aferin. Yürü bir otele gidelim. Aa, bak otel hakikaten iyi fikirmiş. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Konuşmayı bırak da insanı karşılığına pişman etme. Yürü hadi. Hadi yürü. Şuradaki. Aman be. Fatoş yoktur odasında. He? Nasıl yok? Vallahi yoktur. Aa, nereye gider bu kız be?
Ya bırakın telaşla müdürlüğünü. Buralardadır. Belki de tuvalettedir. Yo, ben tuvaletteydim. Ay 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 ay. Bismillah. Ne oluyor be? Ay, ister misiniz bu kız canına kıysın? Ya Selim terk etti diye dayanamadı aşk acısına. Ay, Allah korusun be. Benim kim lafı o? Ay, ay gitti gencecik açılmamış gül goncası gitti abi. Gitti Fatoş'umuza gitti. Ya ala dur ağlama ya. Ya nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ya nerede lan o zaman bu kız ha? Nerede? Gitti gitti derim ben. Bu Selim dangala nerededir? Kız gece geri gelmedi mi bu? Hiç görmedim valla. Kız ana, ister misin bu Selim dayım Fatoş'u kaçırsın? Kız. Kız hiç güleceğim yoktu. Allah seni ne yapmasın ebi kız. Sabah sabah nereden buldun bu şakaları sen? Kız ana, kaçıramaz ya. Hani lafın gelişi kaçırdı diyelim. Ama şey olur, mors oluruz değil mi? Kız bana bak. Selim, Fatoş'u kaçırsın. Ben burada anıracağım. Bak sana söz veririm, anıracağım. Nasıl? O zaman siz görürsün. Merhaba. Biz evlendik. Kızım, sen demin bir şey derdin. Selim Fatoş'u kaçırınca sus. Ne yapacaktın? Kızım sus. Lan oğlum o cüzdan gerçek midir? Bir bakayım bunu. %100 gerçek abla. Evelallah %100 gerçek. Lan hakikaten de gerçekmiş. Lan oğlum ben sana ne diyeyim bilmem ki. Tebrik ederim de. Yanlışım varsa düzeltin ama yeni evlenenlere öyle demezler mi? Tebrik ederim be dayı. Gözün aydın kız. Kavuştuk kocana. Darısı başına inşallah. Lan bana bir şey olur ben bayılırım. Ay yetiş dayı dur. Ay dur. Abla. Ay. Vay be. Ablam mutluluktan bayıldı. Oh. Ne mutlu. Ne mutluluğu sen. Sen nasıl kaçırırsın ilik kızını? Ne yapalım başka çaremiz kalmamıştı Pembe abla. Sen sus ulan Yunus'u kızı. Kız sen. Hiç demez misin ki? Ben bununla kaçarım ama babam öğrenirse eğer yüreceğine iner demez misin? Yüreceğine iner diye. Çok şu galbi. Görürsün sen lan Yunus. Kız öp elimi. Düğün mü var? Tokmak! Çal tokmak! Çal! Çal! Komşular! Düğünümüz vardır. Allah Allah. Kim evlendi ki? Benim de haberim yok vallahi. Ay bizim Fatoş telaşımız yetmezmiş gibi bir de bu çıktı başımıza. Ne olur pembe kacısı. Gelin ulan. Bakmayın oradan öyle yasıktır. Düğünümüz vardır. Selim'i evlendirdik ulan. Allah Allah. Selim'i evlendirdik diyor ya. Aa bu ne surat be? Daha dün gece Fatoş'tan ayrıldı. Bu sabah başkasıyla mı evlendi?
Vay be, el el olsun ha. Fatoş bunu duydu da odan mı yoksa? Ay. Ya bir sus be, bir sus be. Felaket delilalı gibi kaçırtın be, bir sus be. Yürü bakalım kimle evlenmiş. Hadi bakalım. Tamam be. Yunuscuğum, canım benim. Ne oluyor? Gelin ulan, düğünümüzde iki göbecik de siz atın da kurtlarınızı dökün. Oh, uyumuz kurusu be. Vallahi kapı gıcırtısına dayanamaz uylarız. Daha az önce ağladım be ulan. Ama ne yapayım, dayanamam lan göbek havasına. Tebrikler. Sağ olasınız be. Oynayın, oynayın lan. Pembe. Canım. Anne. Sizin Selim'e kızını verdi, çok merak ederim valla. Kes ulan tokmak! Kes! Şimdi ben sana gelinimi göstereyim. Bakalım babasını tanır mısın ulan? Göster bakalım. Bekle canım. Budur işte gelinimiz. Çıkar kız evlilik cüzdanını. Görsünler. Gördün mü? Aha, işte evlendiler. Haydi canım benim. Gel kız buraya. Bak ulan, iyi bak, gelinimiz budur. Gece yarısı Zelim'le kaçıp evlenmişler. Tanır mısın bunu babası? Kızım, Fatoş. Lan ses, Selim'e mi kaçtık kız? Kız seni ölmeye mi? Ben de ne sandıydım be? Yunuscuğum, ne oldu lan sana? Bakayım ulan yüreceğine mi indi? Uyla canım uyla, açılırsın. Demek dün gece hepimize numara yaptın ha? Ulan var ya, bitsin lan sen. Ya, bir kere ne yaptıysam aşkın için yaptım ben. Yine olsun niye yaparım ben? Ya, 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 ya. Yahu, yahu siz daha dün gece burada değil miydiniz? Aklım ermiyor. Ne zaman eve gittiniz de ne zaman tekrar kavga ettiniz, geri geldiniz? Olacak o kadar kumserim. Ayıptır söylemesi. Bu kavga konusunda biz artıkın bayağı cana profesyonel sayılırız. Değil mi lan Selim? Öyle, öyle. Komiserim, ben bu dişi terminatörden şikayetçiyim. Ne yaptın gene pembe? Tübe, ben pembe bir şey yapacağım. Görülmüş duymuş şey midir? Bu iftiracı ayı, ayı iftira atar bana komiserim. Gözünüzün önünde bana iftira edip hakaret ediyor. İtirazın yok galiba. Yok. Bu salak kardeşini doldurdu ve kızım Fatoş'u kaçırttırdı. Yani bir zamanlar kızım olan Fatoş'u demek istedim. Oo, iyi de kaçırdı. Canıma değsin. İçimin yağları eridi vallahi. Sultan. Ya ne var? Başka çaresi mi vardı çocuğun? Yunus baba da vermedi ona Fatoş'u. Aferin kız sultan, konuş kız, savun ananı. Fatoş vermedikten sonra Yunus babanın anamdan ne farkı kalır? Ne farkı kalır bende? Aferin kız. Kız, kız seçti bana. Kötü bir şey mi demek istedin? Ya anamı cadılı yüzünden biz kavuşamadık. Yunus baba yüzünden de onlar mı kavuşamasaydı komiseri? Yok anam, bu kesin bana kötü bir şeyler demek ister. Ya yazık değil mi onlara ya? Sevenler kavuşamasın mı? Herkes bizim gibi birbirine hasret bir yaşasın bir firar. Sultan. Sultan belki aklı konserim ama ben gene de şikayetçiyim. Selim, doğru mu ulan bu söylenenler? Ha? Kaçırdın mı Fatoş'u? Doğru komiserim, evlendik bile. Hey. Çıkartıyor komiser. Ne o? Korktunuz mu? He? Alayım. Tebrik ederim sizi evladım. Sağ olun. Komiserim. Bir yastıkta kocam inşallah. Sağ olun. Hadi şimdi çıkın dışarı. Balayınızı karakolda mı geçireceksiniz? Deli misiniz siz? Sağ olun komiserim.
Allah sizi başımızdan eksik etmesin komiserim. Sağ olun komiserim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olun komiserim, Allah razı olsun. Hadi bakalım. Yunus. Buyurun komiserim. Seni de tebrik ederim canım kardeşim. İnşallah ben de Dicle'nin mürvetini görürüm. Sağ olun komiserim. Ama keşke bu şekilde olmasaydı. Çok canım sıkar bu durum. Üzülme. Oğlum, neticede kızın sevdiğine kavuştu. Bundan büyük saadet var mı bir baba için? Ama... Yeter! Kes! Ah Fatoş'um ah. Ah kınalı kuzum ah. Nasıl da ezip geçtin babanı. Siz söyleyin ben. Ben onu sevdiğine vermeyecek adam mıyım? Yeter üzüldüğün be abi. Toparla, kendine gel artık be. Ha? Ben onu telli duvak gelin yapmayacak adam mıyım? Babasıyım ben onun be. Yüreğimin orta yeri yanar. Ya üzülme be baba. Nasıl üzülmem be oğlum? Nasıl üzülmem? Eskiler ne demişler? Kızını dövmezsen ya davulcuya ya zurnacıya kaçar. Ana seninki de laf mıdır yani be? Bu roman mahallesindekiler ya zurnacıdır ya davulcudur be. Kızım ne güzel yakıştılar değil mi? Çok maşallah. Maşallah. La size ben balayı yaptırayım. İster misiniz? Hakikat mi dersin be abla? Bala ya. Ay çok isteriz be Emre abla. İsteriz. Ay aslan anam benim be. La bir de anamı beğenmezsiniz. Görürsünüz değil mi? Nasıl bir ince ruhu vardır. Öyleyimdir değil mi kızım? He. Uyum kurusun. Hakikaten çok inceyimdir. Haydi bakalım. Ben sizi nereye yollayacağım? He. Bir tahmin edin. Marmaris. Bilemedin. Antalya. Gene bilemediniz. Kuşadası. Gene bilemediniz. Ben söyleyeyim mi sizi nereye yollayacağım? Söyle söyle. Söyle be abla. Bodrum'a göndereceğim sizi ula. Allah! Yaşama be baba. Ay Pembe abla ver elini öpeyim. Ben de öpeyim onu. Aslan abla. Vallahi peygamber gibi kocasın valla. Bodrum'a. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Tabii tabii. Bodrum'dur. Ama... Bizim evin bodrumudur. Ne? Evin bodrum mu? Hayda. Lan Yunus'un kızı. İn bakayım sen bodruma. Burada faraşla süpürge vardır. Al onları bir güzel köşe bucak süpür. Balayını da orada geçir. Haydi canım. Yazık değil mi? Haydi. Taze gelindir iş mi yapacağım? Haydi. Sen de lan haydi yapacak tabii koş. Gelin olsun kız. Gelincik değil. Kolay mı Pembe'ye gelin olmak? Baba, hadi kahveye gidelim. Bir havalar açılırsın ya. Yok istemem. Ya hadi ya, hadi, hadi. Abi be, hadi kalk be. Bak biz de temizlik yapacağız zaten. Ayak altında dolanma, hadi. Hadi be baba. Hadi. İyi be. Gidelim bakalım. Hadi. Temiz hava alalım. Hadi. Kız, ben bu abinin durumuna çok üzülürüm be. Ben de çok üzülürüm ana. Ama geçecek hepsi. Yani Fatoş'un mutlu olduğunu biliriz ya. O yeter bize be. Merhaba millet. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yunus baba, Fatoş Selim'e kaçmış. Vallahi geçmiş olsun mu diyeyim, gözün aydın mı diyeyim bilemiyorum yani. İçinden ne geliyorsa onu söyleriz ha. Gözün aydın o zaman Yunus baba. Allah bir yastıkta kocatsın. Eyvallah eksik olma. Sağ ol Rıza. Lan sözde delikanlı Ferhat. Bacını kaçırmışlar. Sen nasıl delikanlısın ki namusunu kaçırıp daldan dala uçuruyorlar. Şirin var ya. Allah aşkına. Şş. Allah aşkına kimse karışmasın. Bu sefer tek başıma döveceğim. Yunus baba vurma beni. Bırak, bırak ya. Bırak. Sizi bırak. Bırak. Bunu sizin yanınıza bırakmayın. Lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oluyor ya? Aa, tam da yağın üstüne geldiniz. Kaynananız sevecek. Bu Rüstem stres bileziği gibi adama. Ne zaman dövsem stres bitres kalmıyor. Buyurun. Birini mi aramıştınız? Beyefendi ben film yönetmeniyim. Bu mahallede bir film çekmek istiyorum da. Öyle mi? Evet. Bu mahallede sözü dinlenen birini arıyorum. Herkesin sayıp sevdiği birini.
Yunus'u ararız desenize. Yunus, Yunus. Bu, bu. Otur. Buyurun, oturun. Buyurun, buyurun. Efendim, ben film yönetmeni Orhan İlkay. Aa. Efendim, ben de klarnet virtüözü, alatura gaftecisi, her türlü antini kuntine kafası çok iyi basan Yunus. Ama herkes beni pembenin can düşmanı Yunus olarak bilir. Memnun oldum. Ben mahallenizde bir film çekmek istiyorum. Bir roman filmi. Gırgırıya gibi mi? Yaşa, aynen öyle. Ama ben oyuncularla değil, gerçek romanlarla çekmek istiyorum. Emir Kusturica'nın filmleri gibi. Biliyor musun Emir Kusturica'yı? İsmi yabancı gelmedi ama görsem tanırım, bizim mahalleden. Neyse. Sıcak bir film olsun istiyorum. O yüzden de filmde oynayacak sinematografik romanlar arıyorum. Adam başı da 3 milyar lira veriyorum. Benden kral roman mı bulacaksın? Artist gibiyim evvelallah. Alain Delon'un romanca konuşan hali. Ben de oynayabilir miyim filminizde? Vay çakalınız daha vay. Duyduğum para lafını hemen roman taklidi yapmaya başladın değil mi? Oynarsın. Aa, ayıp edersin be Yunus baba. Doğuştan romanım ben. Yunus Bey, siz bu filmde hem oynayacaksınız hem de bana casting yapacaksınız. Yaparım tabii. Casting en iyi yaptığım şeylerden biridir. Ben bir casting yaparım var ya, parmaklarını yersin. Casting ne sorması ayıp. Yani filmde oynayacak romanları bulup getireceksiniz. Ha. Bak. Bunlar filmdeki karakterlerin listesi. Elimle koymuş gibi toplarım hepsini. En kral roman filmini yaparız seninle abi. Ale. Ha. Kalem. Buyur Yunus baba şipşak. Şimdi yerine oturabilirsin. Hı. Bu erkek başrol için Ferhat'ı düşünüyorum. Ne dersiniz? Yaşa be baba. Bana da bir rol ver be Yunus baba. Duacın olurum şipşak. He? Lan fıkara sumyu gibi yapıştın üstüme. Lan oğlum sen roman değilsin ya. Doğru. Roman değilim ama yıllardır aranızda yaşarım. Sizden biri sayılırım artık ben de ha. Hadi lan keçi olmaz. Ya baba ben de oynayayım be. Sen başroldesin mi Aleş? Kimin evladı? Bugün yerin evladı be. Abi be bana göre bir rol yok mudur be? Olmaz mı? Balina rolü var sana vereceğim. Ya dalga geçmeyin benimle be. Artist gibi gacıyım be. Doğru. Akrep nalan gibi gacısın valla. Tamam tamam. Sana da rol vereceğim. Helal be. Ya baba be. Ya şu başroldeki kız rolünü de sultana verelim mi? Karşılıklı oynarız sultanla he. Ayıp ettin. Yazıyorum bak. Ya burada ya kızın anası rolü var. Kim oynatalım? Pembe abla oynar mı onu? Hayatta olmaz. Pembe kacısına para mı kazandıralım? Anam oynasın. Biricik Bardo gibi karı be. O benim yanımda çiroz gibi kalır. Helal be. Havalara girdi anam. Yakında koca da ister bu. Ya abi ne dururuz? Hadi gidip şu pembe kacısını caat diye orta yerinde çatlasak ya. Aferin kız. İntikamımızı alalım şu dişi terminatörden. Aç. Hadi. Kız anam. Sen ne acımasız kaynanasın be. Daha ilk günden evlendiğine bin pişman ettin gacıyı. Kız ne alakası vardır? Ben iş öğrensin isterim. Şşt! Kız! Yunus'un kızı. İyi ka iyi. Çitile çitile. Haydi bakma öyle önüne bak. Selim lan seni de sıcak su taşı oraya. Peki abla. Pembe abla. İçeride çamaşır makinesi yok mudur? Niye elde yıkarım ben bunları? Kızım. Sen buradaki elektrikleri beleş mi sanırsın? Ha? Yıka işte işin nedir? Gelin değil misin? Yıka bakayım haydi. Kız anam. Kaynanalığından korkulur valla. Gelinim olur musun ki Sevra Hanım'da bedelsin valla. Hiç dile hiç dile. Çıkın dışarı ha. Çıkın da gözünüz artist görsün. Ha, ne olur lan? Artistler. Ne diyor be? Kız anam. Kudurmuş bunlar. Koş kız. Koş. Koş gidip bakalım ne oluyor. Sen koşma. Yıka, bitecek onlar, gelince bakacak. Ne olur lan
maddeden romanlar. Yine tuzuttunuz ha. Pembe gacısı, sana bir sürprizimiz var. Çatlamaya hazır mısın? Nedir lan sürpriziniz? Sen çatlamaya başla, söylüyorum ben. Artist olduk, artist. Artist mi oldunuz? Sen mi? Ne artisti be Ferhat? Gel gel, film artisti Şahane. Film teklifi geldi. Hadi, babam seni de oynatacak ha. Allah! Yaşadım desene. Dön dön dön. Çatladı battı pembe orta yerinden. Cahat kabakat. Adam başı 3 milyar kazanacağız. Lan inanmam lan. Sen bana nispeti yapmak için uydurursun ha bunları. Yok be pembe abla. Hakikaten film teklifi aldılar ha. Öyle mi oğlum? Canım Yunus'un beni. Acaba bana da bir rol var mıdır? Çok isterdik ama korku filmi çekmeyiz maalesef. Sana göre bir canavar rolü yoktu. Canavar karı. Peki ben oynayabilir miyim? Yani ayı oynatmak tekrar moda olduğunda çağırır oynatırız seni. Sen hiç merak etme. Hadi bu imitasyon romanlarla vakit kaybetmeyelim. Bir an önce şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayalım. Allah! Hadi! Gel buraya. Ha. Kız. Hadi hadi. Sevgili yönetmenim, işte filminizde oynayacak olan gerçek romanlar. Harika, vallahi harika. Hepsinin ölçülerini al. Rengarenk kumaşlardan elbiseler istiyorum. Böyle çingene renkleri. Tamam abi. Yönetmenim, bak bu ikisi başrol. Nasıl? Harikulade. Ben de mi? Hakikaten öyleyim lan. Bu ne güzellik. Bu ne asalet. Ben de bilmem vallahi. Kime çekmişim bilmem ki. Anama çekmediğim kesin. Bu kaş, bu göz, bu endam. Tam aradığım gibi. Şşt, hop hop. Ağır ol da molla desinler. Yönetmen demem çakarım vallahi. Bu da pek kıskanç canım. Hanımefendi hangi rolü oynayacak? Kızın anası rolünü düşündük yönetmenim ama... Aa, bu olmadı ya. Daha genç, daha fettan bir kadın lazım bize. Kötü kadın olabilecek biri lazım. Yönetmenim. Yönetmenim çekil şuradan. Bizi de oynat yönetmenim. Aha bak inşallah altı portakallar alırsın. Can çomağı adırla. Kötü kadın der demez damladık acım. Harikulade. İşte bu. Ne olur lan? Bu herif manyak galiba. İşte kızın annesini oynayacak oyuncu bu. Baştan öyle desene lan cücük. Üdüm koptu. Ben bu kadınla oynamam, olmaz öyle şey. Bunca yıllık filmcilik hayatımda böyle rezalet görmedim. Lan ne filmcilik hayatı maynak. Daha dün bir bugün iki. Emin kapris yapmaya başladın. Olmaz yönetmenim. Bu kadın oynarsa çekimlere gelmem, haberin olsun. Ya o ya ben. O. Tamam o zaman, çekimlere ne zaman başlarız? Yönetmenim. Etrafı temizleyecek. Geçir götür işleri yapacak biri lazımsa. Aa, bu bak şuradan gelinlik vardı benim. Ulan pembe kaçısı boğar. Çok ayıp. Kavga edecekseniz hiç filme başlamayalım. Yok yok. Bakmayın siz onlara. Kavgaların dillerindedir onların. Yanlışım varsa düzeltin ama filmde oynayacaksak mevzuyu biraz bilmemiz gerekmez mi? Delikanlı haklı. Senaryomuz bir dram. Birbirlerini sevip de kavuşamayan iki düşman ailenin çocuklarının yaşadığı dram. Ya bu roldan bizlik biz zaten. Senin o dram dediğini biz Sultan'la yıllardır yaşarız be abi. Harikulade. Senaryoları da at. Ver canım. Rollerinizi çalışın. Ne abi? Yarın sabah çekime başlayın. Ay. Sevdanı kalbine alıp gümeceksin. Sen asla kata. Düşmanımızın oğluyla evlenemezsin. Onu severim anacığım. Unutma ki sevgi düşmanlığı yener. Olmaz. Da olamaz da.
Nedir bir? Bir düşmanla da evlenemezsin de vermem de izin de vermedim ha. Bu Philip Ciller'le bana çok kötü rol yazmışlar bir. Şimdi beni bu uyuyacağım karı. Burada çok taş kalpli biridir. Daha iyi ana. Oynarken zorlanmazsın. Tıpkı sen. Kendin ol yeter be pembe abla. Lan aşk olsun. Alınırım ha. Ben kötü biri miyim? Şimdi bak. Benim kızım bir adamı sevse. Ben kalkıp kızımı o adama vermez miyim? Allah için bunu bana söyleyin. Ana dalga mı geçerse bizle? Beni Ferhat'a vermeye ya. Ferhat adam mı ki kız? Ben adam derim adam. Kız. Yunus'un kızı. Sen de boş oturma git bulaşıkları yıka bakayım haydi. Şey abla. Bulaşıkları yıkadım ha, ya yeni pembe ha. Abla. İyi iyi. O zaman git bir daha yıka canım. Yanlış anlama bak ha. Kötü maksatlan deme. Hani maksat değil mi canım? Sana bulaşık yıkamayı öğretmek. Geldiğin yerde öğretmemişler sana. Ne yapacaksın? Haydi canım kalk usul usul haydi git. Yıka da gel aferin. Değil mi Selim'ciğim? İş öğrenmesi lazımdır. Bir de kalmıştık. Sen bana soğuk su verir misin? Ha vereyim bir tane. Yok be Melekşe. Senaryoda yazar öyle senaryoda. Ha. Hadi bakalım. Şimdi anladım tekrar alalım. Ben rolümü hepinizden iyi ezberleyeceğim. Mesleğimde çok çabuk yükseleceğim. Yükseleceğin de ne olacak be baba? Yükselip Hollywood'a gideceğim. Jennifer Lopez'le Sharon Stone'la karşılıklı oynayacağım. Hmm. Aha. Onlar da senin yolunu gözlerdi zaten. Yunus gelse de şöyle dünya gözüyle bir erkek görsek derlerdi. Bu senin abini iyice tozuttu be. Daha şöyle tılmadan kaprise başlar. Gacının biri Türk sinemasında John yoktur demişti ya. Görsün beni de John neymiş anlasın. Yunus sen bu tipten John mu olursun, Ben mi olursun orasını Allah bilir artık. Dalga geçin siz. Göreceksiniz. Bu bünye yakında Gılgamış filminin prodüktörüyle yemek yiyip o filmde rol kapmazsa ben de Yunus değilim. Baba, ufak at da bari civciler yesin. Bir saniye. Tamam mı sen? Şoför. Şoför. Şoför gel evladım. Buyurun Yunus Bey. Hayranlarım imza isterler benimle. Emredersiniz Yunus Bey. Nereye eğileyim Yunus Bey? Eğil masam olacaksınız. Masa. Emredin ben sizin masanız olurum. Ay harika bir artistsiniz Yunus Bey. Teşekkür ederim. Muhteşemsiniz. Hiçbir filmini kaçırmıyoruz. Benim aktı Yunus Bey. Aktı beynim. Haydi canım. Gidiyor beyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. Pembe Hanım, son filminiz ortalığı yıkıp geçirdi. 3 milyon seyirci yaptı. Ne diyorsunuz bu konuda? İzleyicilerimden çok rica edeceğim. Artık'ın filmime gelmesinler. Çünkü o kadar çok para kazandım ki. Öyle mi olmuştu ulan? Evde parayı koyacak yer bulamadım. Şimdi canlarım benim. Yol açın bakayım bana bir geçeyim. Ay! Ama bir az daha kirli basamaklara basacaktım. Niye uyarmazsınız beni? Uşak! Gel buraya. Çek ulan elini buradan. Buyur pembeciğim. Ciğim. Yani Pembe Hanım demek istedim asaletme hatları. Şöyle ulan adlili bir yola gel. Bana bak. Şu basamak çok kirlidir. Ben oraya basamak. Sen oraya yat bakayım. Ayakkabılarım kirlidirse ki senin üstüne basayım canım tamam mı? Haydi canım. Yat ulan. Şöyle adım ol. Bir karı iyi ki bir şöhret oldu. Mahvettin beni be. Ah benim. Bileyim. Merdivi konuştu ulan.
Sessizlik. Çekil şöyle. Kayıt. Adam telaşlı bir şekilde sağdan girer. Ya bir çekil adam ya. Adam kaygılı bir ses tonuyla benim oğlum bir düşmanı sevemez. Olamaz der. Yaz çekil be. Adam sinirlice dolaşarak adam hayır olamaz. Kestik. Olmadı ya. Niye olmadı? Ya olmadı tabii ya. Manyak mısın sen? Mizansen kısmını okumasana be adam. Niye? Okumayacağız mı bunları? Ya okumayacaksın tabii ya. Allah aşkına. Okumayacaksın be adam. Delirtecek misin beni? Sadece replikleri okuyacaksın. Mizansenleri okuma. Tüh. Salak gibi hepsini ezberledim. Hollywood'a gideceksin ya. Orada lazım olur belki be. Hadi baştan başlıyoruz. Hadi. Kayıt. Kayıt dedik be adam. Adam tüklüm tüklüm çıkar. Lan bilim gibi bir megastar. Bunun gibi bir yeteneksiz adamla nasıl oynar yönetmenim be? Hala anlamaz be. Sen öyle laf sok Pembe Hanım. Laf sok. Altın portakalı aldığımda görüşürüz seninle. Sil. Altın portakal alamazsın ama altın kesin alırsın. Allah. Dur. Ya muhteşem sahnenin içine değil mi yönetmenim? Ay canım. Terbiye müsait değil sana. Muhteşem bir sahnenin içine ya. Şimdi filmimizin en can alıcı sahnesini çekeceğiz. Aşk sahnesi. Benle Yunus arasında mı? Allah korusun ne biçim konuşuyorum ya. Hayır. Filmdeki genç kızla yakışıklı delikanlı arasında. Tamam işte. Ben olur mu? Ya bir dur dakika. Be. Bizim sahnemiz. Bir dakika ya. Ay, çok heyecanlıyım. Şimdi dinleyin beni. İki sevgili ailelerinin baskısı yüzünden uzunca bir süredir görüşememişler. Tamam? Nedir bu? Evlerinden gizlice kaçıp buluşurlar. Şimdi o buluşma sahnesini çekeceğiz, tamam? Tamam. Sen bu taraftan gireceksin, sen de şu taraftan. Ve karşılaşınca öpüşeceksiniz, tamam? Ben bu taraftan. Hadi bakalım. Kavuşacağız. Hadi gel, tamam, hadi tamam, hadi. Bir dakika. Pura mı? Evet. Hazırız. Ben ne de gidiyorum anlamadım ki çünkü. Kalkın beni. Oradan kalkın ne sen kalkın. Kayısın be birader be. Kör müsün? Aman iyi be. Evet. Ben nereden çıkacağım be? Sessizliğe çıkıyor lan. Kayıt. Gonca Gül. Çok özledim seni. Ya ben de seni çok özledim be Emin. Kestik! Ya niye kestik be kadın? Nereden çıkarıyorsun kestiğimizi? Allah Allah! Karışma benim işime! Ulan kestik de senin haberin yoktur. Bak öyle öpüşme mi olur be? Fırsattan istifade kızımı yedi ulan. Yedi kızımı be. Yanaktan öpsün. Cahil. Karışma benim işime be kadın. Karışma! Yanaktan öpüşme dramatik değil. Sevgili dediğin dudaktan öpüşür. Ne bağırıyorsun be? Unutma. Biz burada aile filmi çekeriz. Yanaktan öpecek, dudağını yemeyecek kızımı. Dudaktan dedim. Atarım yoksa seni filmden. Ay canım bak böyle iddia edici konuş. Canımı al. Lan pembe nasıl çark ettin hemen be? Aa. Lan bu herif şapkasındığın bir lingu hastasıdır. Canım. Bak şimdi seni nasıl öpeceğim? Delirecek pembe. Sen de yangına körükle gitmesene be. Evet, sessizlik. Bu sahneyi bir daha alıyoruz. Herkes yerlerine. Tamam, hadi hadi hadi. Geri öpecek, geri öpecek. Vallahi öpecek. Kayıt. Kayıt. Gonca Gül'üm, çok özledim seni. Ben de seni çok özledim be Emin. Layuk, layuk bir bakam yaçam. İçim kaldırmaz. Yedi bitirdi öp kızımı aslanım, be. Öp aslanım, öp götür. Öp, öp, öp. Helal be, çok kral sahne oldu ha. Ulan hala öperim. Kestik ulan. Ya kesmedik, devam, devam.
Lan devam, devam değil devam, kızım. Devam, 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 götür. Devam, devam. Götür abi, demek götür. Demek ki kesmiyorsun ha. Ben kesiyorum lan. Aa, dur ulan. Ulan ırzı kırık. Ulan namussuz. Bademci kameleri. Ya ne vuruyorsun be baba ya? Ya filan ne ya baba ya? Şikayetçiyim komiserim. Abu kızcağızı bu dudacığından öptü. Ne yapayım komiserim? Dudak tiryakisiyim. Öyle öyle öyle. Dudak gördü mü dayanamaz. Öper. Babasına çekmiş. Bir de dalga geçerler. Şikayetçiyim. Haysiyetim, şerefim, eğer bir şeyim iki paralık oldu. Komiserim, gerçekten öpmedi ki. Rol icabında be. Doğru komiserim. Rol icabı. Ben hepsinden şikayetçiyim komiserim. Hepsi oynuyor, bana rol vermiyorlar ya. Hadi ulan ne oynayacaksın sen? Ne rol oynayacaksın? Susun! Ne rolü? Ne öpüşmesi? Ne diyorsunuz siz be? Komiserim, bakın. Bu beyefendi yönetmenimizdir. Merhaba efendim. Roman filmi çekiyoruz mahallede. Ne diyorsun be? Film mi çekiyordunuz? Ne sandın komiserim? Ayıptır söylemesi. Bugüne bugün film artısıyız. Lafını bil de öyle konuşun rica edeceğim. Neyse. Ferhat'ın Sultan'ı öpme sahnesi vardı. Bu gacı sanattan anlamadığı için cıngal çıkardı. Susun be! Susun! Ulan dua edin ki çektiğiniz film Cennet Mahallesi'nin tanıtımına yarayacak. Yoksa hepinizi nezarete atardım. Çıkıp git hadi. Hadi. Hadi 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 çıkın. Hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Evet abi. Kaldığımız yerden çekime devam ediyoruz. Benim canım benim. Bu sahnede rol icabı pembeye tokat atıyorum ben. Şimdi sen şimdi seyret cümbücü. Anasından doğduğuna pişman edeceğim kaçıyor. Senden korkulur be baba. Arkadaşlar. Evet yönetmenim. Tamam. Şimdi bu sahnede kızın annesi kızıyla delikanlıyı basar. Hı. Ve onlara fırça atar. Tamam. Tamam atarız. Bu sırada delikanlının fırça, babası da fırça. Gelir. Ve kızın annesine tokadı basar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Buyurun. Hadi artık. Hadi arkadaşlar herkes yerlerine. Ben de geçeyim abi. Sessizlik. Kayıt. Lan çık sayın düşmanımız. Sen bırak benim kızımı peşeli. Olur mu canım? Hani düşmanlık vardır arada. Bak canım bana biz size kız vermeyiz canım benim. Ya biraz gerçekçi oyna pembe ya. Hisset biraz ya. Gerçekten kızın peşinde dolaşıyor farz et. Yani kendin ol bir yana. En zamanki cadılığını yap. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Gel lan. Ulan ay yaşlı sıpası. Gene ne gezeysin lan benim kızımın peşinde. Kırarım lan senin o bacaklarını. Harika. Yunus giriyorsun. Adam girer. Ulan gattar karı. Ne istersin sen bu çocuklar? Baba bu taraf. Bu çocuklardan. Hangi çocuklar? Allah yandı bu lan. Burada hiç öldürmeyiz lazım. Ulan öldüm. Yapma ben ama baba. Ama yönetmenim yapma. Böyle vurulmaz yapma. Ki. Pardon yönetmenim. Güldüm ben. Çekimi tekrar almamız lazım değil mi? Evet. Tokat sahnesini tekrar alıyoruz. Ne? Tekrar mı alıyoruz? Kusura bakma bir pembe. Vallahi bilerek gülmedim. Kayıt. Kayıt mı? Yani. Lan gattar karı. Ne istiyorsun sen bu çocuklardan? Baba buraya ya. Bu çocuklardan. Ne diyorsun? Nasıl yönetelim? Pardon yönetmenim. Gene güldüm. Tekrar ben de güldüm. Tekrar alacağız tekrar. Bir saniye baba. Ama gülme bu sefer. Nah tekrar alırsınız. Bana bilerek vurur yanağım güçlü yalan yönetmenim be. Ya daha iyi filmin gerçekçiliği artıyor. Daha iyiymiş gördün mü? Sanattan anlamıyorum ki. Ay tüküreyim ben senin gerçekçiliğine. Olmaz ulan öyle şey. Ya ne demek olmaz? Oynamayacaksan yerine başkasını alalım. La peki tamam. Kurban olayım ulan çok sert vurma. Kurban olsun pembe sana. Pembe düştü bir kere pembe gacısı. Bütün intikamımı alacağım senden. Kayıt. Kayıt mı dedi? Lan gattar karı. Çekil artık şu çocukları.
Harika, kestik. Baba güldük, güldüm. Güldüm ben de güldüm. Tekrar almayacak mıyım? Bir daha, bir daha. Montajla atacağız orasını. Bir sonraki sahneye geçiyoruz. Nasıldı tokat ama pembe? Ulan Allah büyüktür. Elbet benim de intikamımı alacak zaman gelecek. O zor biraz. Şimdi çekeceğimiz sahnede de kızın annesi delikanlının babasına tokat atacak. Ürev yönetmeni. En sevdiğim sahnedir. Şimdi bizim mi atıyoruz? Bizim anlaşmamızda böyle bir madde yok. Şimdi bakayım. Canım benim. Pembe abla. Canım Pembe benim. Abla. Pembe abla. Yavaş ol. Lan ibibi. Al işte ulan sana. Al işte. Bir adamı yaktın. Böyle yaparım. Yaktın beni pembe. Gördün mü lan ibibi? Beş parmağımın izi çıktı. Nasıl aldım ulan intikamımı? Ay yönetmeni. Tamam paydos. Bugünlük bu kadar yeter. İyi. Bence de. Güzeldi, güzeldi. Of. Hepiniz yarın yine böyle oynayacaksınız. Böyle gerçekçi. Aynen. Olduğunuz gibi, kendiniz gibi oynayacaksınız. Tamam. Ya. Arkadaşlar, yarın öğle vakti herkes hazır olsun. Çekim var. Nasıl? Tamam. Menekşe hazır. Hazır oluruz, hazır. Merak etme. Yönetmenim, yarın ne çekeceğiz? Yarın kızla oğlanın nikah sahnesini çekeceğiz. Vay be Ferhat. Bak vay. Film icabı da olsa evleneceğiz ha. Ya inşallah filmdekiler gibi biz de kavuşuruz be şahanem. İnşallah. Kız, Fatoş. Soğan doğrarken ağlayanı görmüştüm ama salatalık doğrarken ağlayanı ilk kez görürüm. Acım be salata. Gözün mü yaşarttı Fatoş'um? Lan deli deli konuşma be. Salatadan ağlar mı hiç insan? Kaçtım diye babam konuşmaz benimle. Kanıma dokunur lan. Üzülme be Fatoş'um. Ya ağlama kız. Bırak şunu bırak. Babanla barıştırmaya götüreceğim sizi. Ya barışmazsa? Ya kız ben varım yanınızda. Dayı hadi. Dövmezlerdin beni. Ya ama tırsaksın be dayı. Ya hadi kalk. Hadi. Kalk. Yürü kız. Şu yönetmenden biraz avans atsak be. Koskoca film artisti olduk, hala açlıktan nefesimiz kokar. Doğru söylüyorsun. Ay doğru dersin be abi. Yani artık meşhur sayılırız. Yani üstümüze başımıza böyle kıyafetler almamız lazımdır. İyi akşamlar Yunus baba. Fatoş'la Selim elini öpmeye geldiler. Ben elimi herkese öptürmem. Yapma be Yunus. Çocuklar yapmış bir cahillik. Büyüklük sende kalsın, affet. Affet be baba. Ben diyeceğimi dedim. Sevdiğime kaçtım diye kaldırıp atacak mısınız beni bir kenara? Ağlama kız. Bak beni de ağlatacaksın. Sahipsiz mi bırakacaksınız beni? Tutunacak bir dalım almayacak mı bundan sonra? Kızım demeyeceğim bundan böyle bana. Kol kanat gelmeyeceğim mi? Kızım. Baba. Kızım. Baba. Yaşa be abi. Yüreğimin parçası. Sen hala benim minik bebeğimsin. İç içebilir miyim ben sana? Ha şöyle. Aslan babam. Canım torunum benim. Öpeyim babacığım. Bakın öpeyim lan damat. Nasılsın kızım, mutlu musun? Sevdiğim yanındayım ya baba. Öteki şeyler vız gelir tırs gider evelallah. Lan Selim, bak bu benim minik kızım, sana emanet. Mutlu et yoksa döverim ben. Ayıp ettin Yunus baba. Hatta şimdiden dövelim de aklı başına gelsin baba. Testiyi kırdıktan sonra dövmesi neye yarar he? Bir baba için bundan daha büyük saadet var mı be? Bir yanımda kızım, bir yanımda damadım. Ah, sizi de bir evlendirebilseydik be çocuklar. Onlar yarın film icabı evlenecekler ya. Yeter de artar onları. Vay, keçiye bak lan sen. Lan dallama, dalga mı geçiyorsun bizden? Bana bak, damat demem kırarım o kafanı ha. Bir dakika. Selim, sen bir dahisin lan. Süper bir şey söyledin. Ne dedin ki ben? Yarın film icabı evlenecekler demedin mi? Gene neler dönür kafanda be Yunus? Herkes film icabı sanırken biz arada gerçek nikah kıyarız. Allah Allah. Nasıl olacak o iş? Yönetmenle konuşacağız. Nikah memurunu oyuncu yapmayacağız. Gerçek nikah memuru getireceğiz. Sahneyi çeker gibi yapıp arada sizi evlendireceğiz. Pembenin ruhu bile duymayacak. Ya
Büyüksün baba be. Ya, ben kurban olurum bu saksıya be. Helal be abi be. Yunus'un saksısı sayesinde evleneceksiniz be. Kulağınıza. Ah, pardon hala. Buyur Yunus baba. Sen de bizim yönetmenin kartı var mı? Doğru söyle. Bilmiyorum vallahi. Varsa vardır, yoksa yoktur. Rıza, oynama oğlum bizimle. Çok önemli. Dün beni filmde oynatmamıştınız değil mi? Bakın, bugün ocağıma düştünüz şipşak. Yunus, izin ben patlatayım şunu kafasına. Tamam ya, tamam ya. Vereceğim kartı. Ama ne istediğinizi söyleyeceksiniz önce. Bir oyunumuz var Rıza, kimseye söylemeyeceksin ama. Ayıp ettin şipşak. Hep beraber pembeye bir oyun oynayacağız. Bugün evlilik sahnesi çekeceğiz ya oğlum. İşte o sahnede oyuncu değil gerçek nikah memuru kullanacağız. Pembenin ruhu duymadan çocukları evlendireceğiz. Vay be. Çok kral plan vallahi. Bu bünyenin planı olacak o kadar. Ya hadi yönetmenin kartını ver de gidip heriften yardım rica edelim. Tamam. Hadi siz gidin. Hadi Naş. Hadi. Siz gidin biz de hazırlık yapalım. Görürsünüz lan siz. Böyle yönetmenim. Ne diyorsunuz bu planımıza? Çok zekice. Harika. Hem böyle bir şey yaptığımızı gazeteler duyarsa filmimiz için reklam olur abi. Tabii tabii olur. Ya biz biraz da onun için yaparız zaten. Harika harika. Hadi gidelim çekelim şu sahneyi. Hadi. Yaşa be yönetmen abi. Harbiden hakkaniyetli adammışsın be. Şahanem. Sence anam bu numarayı yer mi be? Yerim ben. Sen bana baksana. Bende o numarayı yiyecek yüz var mıdır? Yürür onlar. Aslan pembe ablam. Evet, herkes hazırsa artık nikah sahnesini çekebiliriz. İnşallah pembe abla mevzuya uyanmadan nikah kıyarız be baba. Sen hiç merak etme, ruhu bile duymayacak. İnşallah. Çok heyecanlıyım be Ferhat. Ben de şahanem, ben de. Çekime başlıyoruz. Kayıt. Hadi, 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 hadi. Başla. Gösteririm lan ben size. Bu iki genç evlenmek amacıyla dairemize başvurdular. Kızım, sen bu delikanlıyı kocan olarak kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Aslan hatun benim. Canım benim. Bekle. Ben şimdi onların hesabını görüp geleceğim. Canınıza okudum ben. Aytıcan. Sen bu hanımı eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Benim fikrim değildi Pembe Hanım. Lan takeli yönetmen. Filmin konusunu acıcık değiştirdim ha. Ya ana. Filmin adı... Bundan yapma sonra yedi bela pembenin intikamıdır ha! Tovala
O kartu kalaman açtı Perivan, usta Perivan açtı dolana. O kartu kalaman.